Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yine size güzel bir bob kesim yapacağız. Yine aynı şekilde tekniğimizi göstererek saçımız bu şekilde uzunlukta. Saçımızı ayrı birinden ayırdık. Buradan bu şekilde ölçümüzü aldık. Müşterimizin başını öyle doğru yiyoruz. İlk önce orta kısmından ölçümüzü alıyoruz. Burada kısalık iyi değil mi? Evet. Sonra buradan bu şekilde arkadaşlar kesiyoruz. Evet arkadaşlar, buradan yine aynı şekilde ayrımımızı yapıyoruz. Ölçümüzü yine ortadan alıyoruz. Sağdaki tam ortaya getireceğimiz şekilde kesiyoruz ölçümüzü. Sol tarafı da yine aynı şekilde ortaya gelecek şekilde kesiyoruz. Yani ölçümüzü hep ortaya doğru alıyoruz. Kısmından yine aynı şekilde ayrımımızı yapıyoruz. Çapraz bir şekilde. Tam ortadan bu şekilde alıyoruz. Aynı şekilde ortaya doğru getiriyoruz. Aynı şekilde. Hep aynı şekilde ölçümüzde devam ettiğiniz sürece bakın modeliniz çok rahat bir şekilde. Fön çekerken bile fönün fırçası kayarak böyle gider. Sağ tarafa geçtik. Kulak hizasından alıyoruz. Bu şekilde geriye doğru orta noktasına doğru getiriyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde. Sonra bu şekilde duruyoruz. İşlememizi iyicene yapıyoruz. Bunu ortadan alıyoruz. Parmak üstü. Buradan da yine aynı şekilde açıyorum. Yani bu modele alıştığınız zaman inanın bu kesim size 3-4 dakikanızı bile almaz bu şekilde kestiğiniz sürece. Hem model ortaya güzel çıkar hem de
daha kolay, daha pratik kesmiş olursunuz. Bakın aldım, ölçümü görüyorsunuz. Buradan aynı şekilde devam ediyorum. Alıyorum, getiriyorum. Bittiği yerden aşağı doğru kesiyoruz. Yine parmak çıtalıyorum. Hafif şu kısmını hafif birazcık hareket istediğim için arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Modelimiz bitti. Şimdi burada ne yapıyoruz? Sağdan sola ayrımlar yapıyoruz. Ortadan kestik. İster istemez müşterimiz tek taraflı kullandığı zaman bir tarafı uzun olmasın. Hafif bir şekilde bazen ayrımlardan dolayı çıkıyor. Onun için bunu buraya evet arkadaşlar, kesimimiz bitmiştir. En son kapak fotoğrafına modelimizin fönlü halinde, eğer müşterimiz fön isterse fönlü halinde koyabiliriz. Görüşmek üzere.